Gırnata'nın düşmesinden sonra tüm ülkede Müslümanların zorla Hristiyanlaştırılması genel hedef olmuştu. Bu hedefe ulaşmak için zaman zaman yumuşasa da acımasız uygulamalar kesintisiz devam etti. Bu kalın duvarlar sanki tarihin içinden yükselen çığlıklara sağır. Gırnata Engizisyonu yıllarca bu kalın duvarların içinde çalıştı. Hristiyan Orta Çağ'ın karanlığı işte burada Moriskoların üstüne olanca acımasızlığı ile çöktü. İşkence altında can veren, yakılan binlerce mazlumun çığlıklarından izler taşıyor sanki. Bugün de adliye binası olarak hizmet görmesi tarihin bir ironisi gibi. Engizisyon en küçük kuşkuyu cezalandırıyor, adeta yaşama imkanı bırakmıyordu. En son olarak resmen Hristiyan görünen ama gizli Müslüman olduklarından kuşkulandıkları Moriskoların ana dillerini konuşmaları ve gelenekleri de yasaklandı. 1567'de 2. Filip'in çıkardığı bir yasaklar dizisi vardır. Bir fermanla birçok şeyi yasaklıyor. İşte kadınların kıyafetleri artık çıkartılacak, İslami kıyafetleri. Arapça öğrenmek veya konuşmak kesinlikle yasak. Arap şarkılarını söylemek yasak. Ondan sonra Müslüman çocukları alınacak, Hristiyan manastırlarına yerleştirilecek gibi son derece zecri ve zollayıcı ve bütün bunlar da 3 sene içinde yapılacak. İspanyolca öğrenilecek. Ve içlerine gömdükleri çığlık gittikçe büyüyordu. Dayanılmaz acılara, aşağılanmaya katlanmayı gerekli kılacak hiçbir umut kalmamıştı isyandan başka. Sessiz kalmaları, daha büyük baskılara uğramaları anlamına geliyordu çünkü. Kendi topraklarında aşağılanmaya ve ruhlarını sefilleştirecek baskılara daha fazla boyun eğmeyeceklerdi. Müslüman ülkelerden umutsuz çığlıklarla talep ettikleri yardım cevapsız kalsa da direniş ruhunu hiç terk etmeyeceklerdi. Burası Endülüs döneminde Bellur olarak bilinen Valor köyü. Alpuhara dağlarının kalbinde bir köy. Moriskoların özgürlük tutkusunun isyana dönüştüğü yer. Burası Moriskoların tarihinde bir dönüm noktası olan isyan ateşinin yakıldığı köy. ...568 Noel'i yaklaşırken bu evde toplanan Moriskolar isyan kararı aldılar. Fernando de Valor'u Endülüs Sultanı olarak ilan edip ona biat ettiler. İsmini de Muhammed bin Umeyye olarak değiştirdi. İspanyolların Aben Humeyye olarak adlandırdıkları yeni liderlerinin öncülüğünde isyan başladı ve hızla yayıldı. İşte bu esnada Cezayir'deki Kılıçalı Paşa ile İsyanın liderleri arasında sürekli bir ilişki var. Zaten Osmanlı'ya da müracaat edilmiş vaziyette. Bir mektup yazılmış. İşte diyor ki 360-364 bin burada Müslüman var. Bunlar işte silahlanmış vaziyette. Yardımınızı bekliyoruz. İstedikleri silah yardım. İkinci Selim de durumlarını bildiğini bir mektupla onlara bildiriyor. Bir mektupla Kılıçalı Paşa'ya gönderiyor. Diyor ki Endülüs'teki Müslümanlara yardım et.
silah gönderecek, gemi gönderecek ve adam gönderecek. Gerçekten de Kılıç Ali Paşa hem silah gönderiyor, hem adam gönderiyor, hem de gemi gönderiyor. Mesela 36 ya da 40 parça geminin gittiği tarihi kayıtlarda var. Fakat şanssızlık şu, bu gemi giderken çok büyük bir rüzgar ortaya çıkıyor ve geminin, donanmanın pek çok gemisi denizde mahvoluyor. Gırnata çevresinden gelen Müslümanlarla birlikte etkin bir direniş başladı. Bu kilisenin büyük isyanda sembolik bir yeri var. Valor'da yakılan isyan ateşinin ilk hedefi burası oldu. Kilisenin İslam'dan Hristiyanlığa geçmiş olan rahibi, Müslümanlara karşı uyguladığı baskıyla tanınıyordu. Ayrıca bölgede akrabalık bağları da isyanı kolaylaştırdı. Aben Hümeyye'nin kayınpederinin evi bile hala duruyor. İsyan hızla yayıldı. Alpuhara dağlarındaki yerleşim yerlerinde kontrolü ele geçirdiler. Yeterli organizasyon ve askeri tecrübeye sahip olmamalarına rağmen Avrupa'nın en büyük imparatorluk gücü olan İspanya orduları İsyanı bastırmakta aciz kaldılar. Etkinlik alanları gittikçe gelişti. Öte yandan Kuzey Afrika'dan gemilerle gizlice gelip Elmeria yakınlarında karaya çıkan Yeniçeriler tarihin gizli sayfalarından birini oluşturur. Bazı kaynaklar Alpuhara bölgesine doğru ilerleyen Yeniçerilerin 400 kişiden oluştuğunu kaydeder. Ünlü tarihçi Brodel ise bu rakamı 4000 olarak vermektedir. Ateşli silahlarıyla isyana verdikleri destek Moriskoların direnişinde belirleyici olur. Osmanlı arşivlerindeki belgelerden payitahtın isyanın seyrini ve Yeniçerilerin buradaki faaliyetlerini yakından takip ettiği anlaşılmaktadır. Osmanlı'nın gönderdiği oradaki Müslümanları eğitmek üzere, silahlandırmak, teşkilatlandırmak üzere gönderdiği kişiler var tabii ki. Bunların varlığı da bugün belgelerle tespit edilmiş. Hem Fransız belgeleri, hem İspanyol belgeleri, hem bizim Osmanlı arşivindeki belgelerle tescil edilmiş vaziyette. Şimdi bunlardan birisi mesela Hüseyin Ağa diye bir Yeniçeri ağası asıl gönderiliş gayesini unutmuş. Adam mal toplamakla meşgul. Efendim ikilik çıkartmakla meşgul. Muhtemeldir ki İspanyol idaresi bunu bir şekilde halletmiş. Yani zihnine girmiş ve orada bir fitne uyandırmış. Evet, bir şekilde o şekilde de ifade edilebilir. Daha sonra bu da fark ediliyor. Ve ikinci Selim bu kişinin mutlaka tasfiye edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun için de bir takım tedbirler alınıyor. Fakat İspanya hükümeti tabii boş durmuyor. Tam 3 yıl süren isyanı bastırmakta zorlanan İspanyollar Napoli'den ve Avusturya'dan takviye birlikler getirtmek zorunda kaldılar. İmparatorun gayrimeşru kardeşinin komutasındaki büyük ordu 3 yıl sonra isyanı ancak bastırabildi. Alpuhara isyanının bastırılmasından sonra geri kalan güçler Galera'ya sığındı. Ne var ki daha çok savaşçıların aile ve çocuklarından oluşan bu sığınmacıları acımasız bir katliam bekliyordu. Öbür taraftan hala teslim olmamış epeyce bir Müslüman var. Ve bunların arasında ikilik çıkıyor. Bir kısmı Muhammed bin Ümeyye'nin taraftarı. Bir kısmı El-Habaki denilen bir başka kişi ortaya çıkıyor. Habaki Osmanlı karşıtı bir propaganda yapıyor ve İspanyollara itaat edilmesi gerektiğini söylüyor. Daha sonra Muhammed bin Ümeyye öldürülüyor. Arkasından
İsyan tamamen bastırılıyor ve dolayısıyla Osmanlı'nın oradaki isyanı devam ettirme ve başarıya ulaştırma istikametindeki faaliyetleri de sonuçsuz kalıyor. Orada o isyanda ki 1501-1502 isyanından sonraki en büyük isyandır o. 1567-1570 isyanı. Hala izleri görünen mağara evlerine sığındılar. Bir daha isyana teşebbüse kalkacak olanlara ibret olması için binlerce insan kılıçtan geçirildi. Yaşananlar o kadar korkunçtu ki modern zamanların soykırımını hatırlatıyordu. Como ellos saben que no solamente estaba el conflicto armado. Galera'da ne oldu? Sizin sorunuz buydu. Onlar çıkan karışıklığın sadece Alpuhara bölgesinde hazırlanmadığını gördükleri için bu birçok bölgede olabilirdi. Bütün dağlık alanlar onların Morisco dedikleri Müslümanlarla doluydu. Diğer bir bölgede artık kontrol edemeyecekleri başka bir ayaklanma çıkmasından korkuyorlardı. Ok ve sapan taşıyan halka karşı uzun yıllar çok güçlü bir orduyla savaşmak başlarına çok iş açmıştı. Hristiyanların asker ve silah üstünlükleri de vardı. Galera'da olan gözdağı için yapılan bir harekettir. Savaş bittiğinde ve çarpışmalar başladığı zaman stratejik olarak engellenmemeleri ve onların Alpuhara, Saguras, bütün Albacete, Castilla bölgeleriyle birleşmelerini önleyip nereye kadar gelebileceklerini göstererek bu bölgeye bir gözdağı vermek istediler. Barutları vardı, diğerlerinin yoktu. Büyük topları vardı. Şehri kuşattılar ve tamamen yaktılar. Sadece gözdağı vermek için. Gerçekten olan her şeyi yok ettiler. Toprağının verimsiz olduğu, tarım yapılamayan tek yerdir. Garip gelebilir ama o bölge tarımsal olarak çok zengindi. Bir nehri vardı, birçok şeyi vardı. İnsanlar çok iyi yaşardı. İnsanlar bu olay olduğu zaman toprağa o kadar çok kan aktı ki sanki orada bir lanet oluştu der. Tarım yapamadan bu kadar zaman geçmesi inanılmaz bir şey değil mi? Umutsuz son direniş de kırılmış oldu. Belki kazanma ihtimali yoktu bu savaşı. Ama direnmekten başka da seçenek kalmamıştı. Suerte ninguna. La verdad es hiç şansları yoktu. Şu kesindir ki İspanya Yarımadası'nda İspanya'nın doğduğu gibi güçlü bir devletin doğmasından sonra çok çok önemli bir olayımız var ki bu da ilk modern ordunun kurulmasıdır. İlk modern ordunun kullanımı bu yarımadada Flandre tersi yollarının organizasyonlarıyla oluşmuştur. Düşünelim ki ayrıca bu dönemde Katolik kralların Avrupa ile Amerika'da kampanyaları ve egemenlik politikalarında büyük bir yükseliş vardı. Zirvedelerdi. Bundan dolayı sadece bunu düşünürsek ve tarih boyunca olan olaylara, Müslümanların güçlerinin nasıl bölündüğüne, son Granada Krallığı'nın nasıl yıkıldığına bakarsak, bütün bu otorite yıkıldıktan sonra halk sanki ayrılmış, çıplak kalmış gibidir. Sadece halk sınıfının cesareti karşı koyması organize bir orduyla, bir krallıkla, bir ülkeyle çarpışmak için yeterli değildi. Üstelik oluşturulmuş, iyi planlanmış, ideolojik bir kampanya, dini bir kampanya, askeri bir kampanya ve bir imparatorluk ve fetih kampanyaları vardı. Galera, Morisco tarihinin kanla yazılan en dramatik dönüm noktası oldu. Daha sonra zaman zaman isyanlar olsa da son büyük ayaklanma da bastırılmıştı. İsyan kanlı şekilde bastırıldıktan sonra Moriscolar İspanya içinde farklı bölgelere dağıtıldılar. Topraklarından koparılıp atılacakları büyük sürgünün habercisiydi bu iç sürgün. Valencia ve Aragon'da yaşayan Moriscolarla temas kurmaları, sahil bölgelerine yerleşmeleri yasaklandı. Sadece Granada'ya 50 bin Hristiyan getirilerek Moriscoların evlerine yerleştirildi. Granada Moriscoları İspanya içinde büyük sürgüne tabi tutuldular. These houses are two houses connected. Bu evler birbiriyle bağlantılı tipik ikiz evlerdir ki bunlar Granada'daki tipik Morisco yapılarıdır.
Arapçada El Cabbas dediğimiz kapiz adına sahip olan evin sahibi, alçı inşaat ve dekorasyon ustasıdır. Özellikle Endülüs statikosunda. Morisco kayınbiraderlerin evleridir. Çünkü onların Alpuxarras ayaklanmasına karıştıkları tahmin ediliyordu. Bu yüzden kral bu evlere el koydu. Daha sonra Granada'da, Alpuxarra'da, Sierra Nevada civarlarında önemli bir ayaklanma vardır. Bu ayaklanmanın meyvesi olarak sadece Endülüs'te değil, Yarımada'nın kuzeyi de dahil olmak üzere ikinci bir dağılma olayı olmuştur. Söylediğim şey gerçekten çok ilginç. Çünkü bu dönüştürülmelerine, özellikle sürgünle topraklarından çıkarılmalarına rağmen neden bu kadar çok Morisco izinin, yani halkın dayanıklılık izlerinin kaldığını bize açıklayacak. Büyük isyanın bastırılmasından sonradır ki İspanya önderliğindeki Birleşik Haçlı Donanması İnebahtı'da Osmanlı donanmasına karşı çıkacak ve ilk kez galip gelecektir. Ne var ki bu isyan Moriskoların son büyük isyanı olsa da Endülüs'te direniş 19. yüzyıla kadar devam edecektir. İşte modern zamanlara uzanan bir direnişin tarihi. 1500, El Beyzin ayaklanması. 1501, Ronda ve Elmeria isyanı. 1568-1570, Büyük İsyan. 1641, Tahir el-Hur liderliğindeki isyan. 1650, Kurtuba ve Sevilla isyanı. 1820, Sevilla-Kadis anayasası isyanı. 1831, El-Geciras anayasa ayaklanması. 1835, Malaga ayaklanması. 1857, Endülüs çiftçi ayaklanması. 1861, Malaga ve Granada çiftçi ayaklanması. 1861, Endülüslülerin kraliçeye karşı ayaklanması ve Kurtuba yakınlarında orduyu yenmeleri. İsyanın acımasızca kanla bastırılması Moriskolar üzerindeki asimilasyon politikalarının daha da şiddetlenmesine neden oldu. Kilise ve devlet el birliğiyle tam bir baskı uygulamaya başladılar. Görünüşte Moriskoların iyi birer Katolik olmadıklarını gösteren hiçbir belirti kalmamıştır. Ne var ki İspanyol yönetimi Moriskoları potansiyel tehlike olarak görmekteydi. Diğer tarafta Sokullu sonrası Osmanlı stratejisi doğuya yönelmiş, İran'la yaşanan sorunlar öne çıkmıştı. Böylece Osmanlı politikaları açısından Moriskolar geri planda kaldılar. Moriskoların yardım çığlıkları devam etse de doğrudan yardım imkanı kalmamış gibiydi. İspanyol yönetimi sonunda bir türlü cesaret edemediği kararı alacaktır. Uno de los mitos fundacionales del Estado español... İspanyol Devleti'nin temel mitlerinden biri milliyetçilik ve Katolikliğin bileşiminden doğar. Bu önceden oldu ama o dönem gerekli görülebilirdi. Yani İspanyol kimliğinin ortaya çıkması için krallar bu yola başvurdu. Şüphesiz bu gerçek bir trajedidir. 15. yüzyılda İspanya'nın en büyük zenginliğini bitiren gerçek bir trajedidir. Sadece fiziksel olarak değil, temel olarak kültüreldir. Çünkü uygulanan bu sürüp çıkarma etkisi İspanyolların bilinçaltılarında bugüne kadar korundu. 21. yüzyılda olmamıza rağmen İspanyollar hala farklılığı reddeder. Kötü huyun sonuçları gerçekten çok dramatiktir. Topraklarından çıkarılmalarının gerçek sebebi farklılıkları ortadan kaldırmak ve böylece katı bir İspanyol ulusal kimlik modelinin doğabilmesidir. 1609 yılından itibaren ülkedeki tüm Moriskoların sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.
900 yıldır bu topraklarda yaşayan insanlar dinlerinden dolayı sürülüyordu. Sürgün yeterince acı vericiydi. Buna evlat acısı da eklenecekti. Karar gereği Müslüman bir ülkeye gitmek isteyenler 10 yaşından küçük çocuklarını geride bırakmak zorundaydılar. Bu nedenle 50 bin kadar Morisco Fransa üzerinden Adriyatik kıyılarına kadar geldi. Bir kısmının Bosna üzerinden Osmanlı topraklarına ulaşabildiği biliniyor. Dönemin şartları içinde her türlü saldırıya açık, imkansızlıklar içinde bir sürgün. Por lo tanto tenemos aquí un aspecto de la emigración, burada karşımızda bir zorla göç olayı var. Bu göç nasıl gerçekleşecek? Onları ülkeden çıkarmak için Afrika'ya, Türkiye'ye, Avrupa'ya, ki bu biraz karışıktır ama özellikle Akdeniz'den Afrika'ya göçler yaptırılmıştır. Bu konuda Türk hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu, Müslümanlarla yapılan muhtemel bir işbirliğini bulabiliriz. Onlar bu göçe zorlanan kişileri Afrika'ya, Türkiye'ye, Akdeniz'deki değişik ülkelere taşıdılar. Kuzey Afrika'ya geçenler ise benzer zorluklarla karşı karşıyaydı. Ücret karşılığında Moriskoları Maghrib sahillerine götüren bazı gemicilerin yolcularını denizin ortasında boşalttığı da oluyordu. Sürülen Moriskoların sayısı 400 bin ila 1 milyon arasında tahmin edilmektedir. Dönemin demografik yapısı göz önüne alındığında çok büyük bir insan hareketi söz konusuydu. ...1630 yılında yazılan bu mektup, yaşanan trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor. 1609'da Kral II. Felipe bizi ülkemiz İspanya'dan sürmeye karar verdi. Alicante limanında çok insan vardı. Çocuklar ve gençler ağlıyorlardı, kadınlar susuyorlardı ve hiçbir şey yapamayan kocalarına bakıyorlardı. Gökyüzü griydi ve çok güçlü esen rüzgar bir cenaze şarkısı söylüyordu. Hepimizin arkasında çok büyük bir tarih var. 500 yıllık bir tarih. Elhamra'yı, Kordoba'yı, Sevilla'yı ve Granada'yı yaratan bir tarih. İbn-i Rüşd'ün, İbn-i Haldun'un medeniyeti. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin yaşadığı bir hoşgörü tarihi. Şimdi hepsi kayboldu. Önümüzde çok kızgın bir deniz ve gizemli bir gelecek. Çabuk gemilere diyordu fanatik din adamı ve nöbetçiler bize vuruyordu. Çocuklar her seferinde daha yüksek sesle ağlıyorlardı ve insanlar bağırıyordu. Allah'a ısmarladık Endülüs, Allah'a ısmarladık Kastilya, Allah'a ısmarladık Valencia, Allah'a ısmarladık evim, köyüm, tarlam, nehrim, Allah'a ısmarladık Endülüs, Allah'a ısmarladık kalbim. Çok tehlikeli ve uzun bir seyahatten sonra Tunus'un Rades limanına demir attık. Orada Tunus Beylerbeyi Osman Bey ve Aziz Abu Gayt El Keçeci bize çok yardım ettiler. Kendi kimliğimizi koruyoruz. Kendi Endülüs kimliğimizi. Birçoğumuz hala İspanyol dilini iyi konuşuyoruz ve özellikle Kastilya dilini. Hanımlarımız Endülüs yemeklerini yapmayı unutmuyorlar. Testur'da bugüne kadar boğa güreşleri yapılıyor. Hala bayramlarda flamenko söylüyoruz. Tunus çok güzel ve iyi ama bizim ülkemiz değil. Çünkü bizim ülkemiz Endülüs'tür. Orada doğduk. Dedelerimizi oraya gömdük. Eğer ağaçlara ve surlara sorarsanız, onlar size Endülüslü olduğumu söyleyeceklerdir. Ben Endülüslüyüm. Yeni yurtlar, yeni hayatlar başlıyordu. Ama Moriskoların kalbi orada. Endülüs'te kalmıştı.